Değerli Art Televizyon izleyicileri, Çetelen'in ikinci bölümündeyiz. Fikri Sağlar, Ahmet Faruk Ünsal ve ben Erdoğan Aydın. Başta da belirttiğim gibi bu ikinci bölümde İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan bizimle birlikte. Öztürk Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Öztürk Bey, sizin de varlığınızla aslında Konya'da, Meram'da gerçekleşen ve 7 kişilik bir Kürt ailesinin öldürülmesiyle sonuçlanan olayı, olayın arka planını, öncesini konuşmak istiyoruz. Öncelikle isterseniz siz dün de oradaydınız. Ne gözlediniz? Özellikle de isterseniz konuşmaya başlamazdan önce gerek Abdülhamit Gül Adalet Bakanı, gerek Fahrettin Altun İletişim Başkanı, gerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın başsavcısı, ortak ve sürekli yinelenen bir yerden katliamın ideolojik sahiplerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır. Üzerinden bir yoğun bir dil geliştirdiler. Keza muhalefet partilerinden Aytun Çıray da münferit bir hadisedir, büyütmeyin. Üzerinden bir dil kullandı. Hatta bir örnek daha vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin heyeti adına konuşan Abdüllatif Şener de önce bir Konya'mız işte yüzyıllardır barış vesaire üzerinden bir yaklaşım sunduktan, hoşgörü kentidir üzerinden bir yaklaşım sunduktan sonra gerek vatandaşlarımızın anlatmış olduklarından, gerek vali ve emniyet müdürümüzün söylemiş olduklarından hareketle olayın ayrıntısıyla ilgili, ne olup bittiğiyle ilgili konulara girmenin şu safhada hukuki açıdan doğru olmadığı kanaatindeyiz şeklinde bir girişi oldu. Dolayısıyla hem olayın gelişimini hem de hukukçu kimliğinizle bu konuya dair, çünkü Meclis Araştırma Komisyonu da Konya'ya gitmekten vazgeçti. Dolayısıyla sadece mülki amirlerin veyahut da siyasal muktedirlerin bize vereceği bilgi ile sınırlandırılmaya çalışılan bir kamuoyu var. Siz ne gözlediniz? Hem İnsan Hakları Derneği Başkanı olarak hem de hukukçu kimliğinizle. Buyurun. Evet, ben bir kez daha başsağlığı diliyorum. Gerçekten herkesi çok üzen büyük bir katliamdı. Tabii biz Konya'ya dün gittiğimizde genel olarak edindiğimiz izlenim, söylenenlerin tam aksine bir kanaat. Ya herkes şunu söylüyor: evet, bir husumet vardı, geçinemiyorlardı, kavga ediyorlardı, fakat bu kadar ciddi bir katliamla sonuçlanmasında ırkçı bir saik olduğu kanaatindeyiz. Yani bu aile Kürt olmasaydı belki başına bunlar gelmeyebilirdi şeklinde bir kanaat var. Biz de tabii olayı araştırmaya karar verdik. 12 Mayıs 2021'de katledilen aileye yönelik olarak bir saldırı gerçekleşmiş. Yani Keleş ailesinden doğru Dedeoğlu ailesine yönelik bir saldırı bu. O saldırıyla ilgili devam eden bir soruşturma var. O soruşturma kapsamında çok sayıda adli tedbirler alınmış. Tutuklama kararları var, adli kontrol kararları var. Hem saldıran kişilerin beyanları, hem saldırıya uğrayan, şu anda maalesef yaşamını yitiren aile bireylerinin beyanları var. Daha sonra bu aile bireylerinin bizzat hastaneden taburcu olduktan sonra basına yaptıkları açıklamalar var. Biliyorsunuz Temmuz ayında bu olay basına yansımıştı. Bu açıklamalarda da şunu görüyoruz. Burada köyde yaşamaktan kaynaklı bazı sorunlar yaşamışlar. Bu sorunlar 10 yıl öncesine dayanıyor. Fakat her seferinde aşağılandıklarını, Kürt olmalarının yüzlerine vurulduğunu, saldırganlardan bazılarının biz ülkücüyüz, sizi burada tutmayacağız, sizi buradan kovacağız, sizi buradan göndereceğiz biçimde beyanları olduğunu okuyoruz. Yani bunlar resmi tutanaklardan okuduğumuz beyanlar. Yani dolayısıyla tabii ki bir Kürt-Türk çatışması yok. Ama burada bir
nefret saiki söz konusu. Aslında bu iki noktanın ben ya bilinçli olarak ya da bilinçsiz bir şekilde karıştırıldığı kanaatindeyim. Elbette ki durup dururken bir saldırı olmamış. Köyde yaşamaktan kaynaklı arazi anlaşmazlıkları, hayvanların otlatılması ile ilgili anlaşmazlıklar, daha birçok şey sıralanabilir. Ama bu saldırının bu kadar büyük olmasının altında yatanın bir nefret sahiki olduğu anlaşılıyor. Bunu aslında kabul etmek gerekiyor. Yoksa Türkiye'de hiç kimse birbiriyle çatışmak istemez. Hele bu kadar çok etnik çeşitliliğin olduğu bir ülkede bu tarz çatışmaların yaşanmasını zaten kimse istemez. Ama burada bazı gerçeklerin de görülmesi ve bununla yüzleşilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Yani aslında bu katliamla ilgili söylenecek daha başka çok şey var. Bunların başında da şimdi 12 Mayıs'ta çok ciddi bir saldırı gerçekleşmiş. Bu saldırı tamamen emniyetin ve jandarmanın tutanaklarına yansımış, savcılık soruşturma yürütmüş, bazı koruma kararları alınmış. Yani dolayısıyla daha büyüme ihtimali olan bir durum aslında var ortada. Şimdi dolayısıyla burada bence yetkililerin gerekli önleme görevini yapıp yapmadığının da sorgulanması gerekiyor. Çünkü bir mahallede, ki biliyorsunuz daha önce köylü, büyükşehir olduğu için mahalle ismiyle anılıyor. Bu mahallede eğer bir aile bu şekilde bir saldırıya uğramışsa ve adli işlemler yapılmışsa normalde orada etkili bir koruma yönteminin uygulanması gerekir. Fakat pasif bir koruma yöntemi uygulanmış. Yani çağrı üzerine koruma kararı verilmiş. Zaten bir olay olduktan sonra sizin jandarmayı veya polisi çağırmanızın, onların gelmesinin çok fazla bir önemi kalmıyor. Ve maalesef böyle bir durumla da karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Ben tabii iktidar mensuplarının ilk açıklamalarından sonra daha sonra bir tutum değişikliği olduğunu da aslında biraz gözlemledim. Yani o ilk sıcak sıcağı yapılan açıklamalardan sonra daha sonra tutumlarda bazı değişiklik olduğunu ve aileye örneğin taziye ziyaretine hemen hemen her siyasi partiden insanların gittiğini, çok farklı insanların gidip üzüntülerini dile getirdiğini, hatta biz oradayken bile çok sayıda farklı siyasi partilerden insanlar gelmişti ve aile yakınlarına taziyelerini sunmuştu. Bence işte tam da burada işte bu nefret suçlarıyla, nefret söylemiyle, bu tarz ırkçı yaklaşımlarla yüzleşilmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Yoksa şu anda devam eden bir soruşturma var. Daha kimliği tespit edilen ve eşkali belirlenen fail daha yakalanmamış. Daha onun sorgusu yapılmamış. Ne diyeceğini bilmiyoruz. Yani dolayısıyla böyle bir aşamada kesin kanaatleri ileri sürmek doğru değil. Bizim kanaatimizde daha önce yaşanan olaylarda bizzat şu anda yaşamını yitiren aile bireylerinin yaptığı açıklamalara dayanıyor. Yoksa biz durup dururken bu tarz bir değerlendirme içerisine girmeyiz. Ama Türkiye gibi bir ülkede sık sık nefret söyleminin kullanıldığı ve nefret suçlarının işlendiği bir ülkede yaşadığımız gerçeğini de biliyoruz. Yani dolayısıyla bir sorunun varlığını kabul ederek, onunla yüzleşerek ancak bu sorunu çözebilirsiniz. Yoksa böyle bir şey yoktur demek maalesef sorunları çözmüyor. Yani bu genel hatlarıyla bunları söyleyebilirim. Bizim çalışmamız devam ediyor. Çünkü hukukçuların şu anda devam eden çalışmaları var. Daha biliyorsunuz soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler daha bitmedi. Onlar devam ediyor. Kimliği tespit edilen faille ilgili arama çalışması devam ediyor. Henüz daha delil toplama aşaması bitmiş değil. Belki görgü tanıkları ortaya çıkabilir. Bilgisi görgüsü olanlar ortaya çıkabilir. Biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor ama ilk kanaat maalesef ortada bir nefret sahiki olduğunu ortaya koyuyor. Peki. Sevgili Erdoğan, bir soru sorabilir miyim? Buyur. Sayın Başkan, önce teşekkür ederiz. İlginiz için de tabii son derece duyarlı olmanızdan dolayı da size şükran borçluyuz. Bizi izleyenleri de bilgilendirmek açısından, o 22 Mayıs'ta bir olay oldu dediniz, bir de 12 Mayıs'ta
bir olay. Özellikle 12 Mayıs'ta ciddi bir saldırı gerçekleşti dediniz. Onları biraz açabilir misiniz? Yani bu söylediklerinize temel olması anlamında. Şimdi bu iki aile komşu, aynı yani Keleş ailesi ve Dedeoğlu ailesi, saldırganlar Keleş ailesi. 10 yıl önceden kaynaklı husumet nedeniyle birbirlerini dava etmişler ve bu dava yaklaşık 5 yıl sürmüş. Yani dolayısıyla önceye ait husumetleri olduğu bilgisi doğru. Çünkü kendi beyanları bu şekilde. Fakat ne olduysa 12 Mayıs'ta akşam üzeri, akşam saat 9 gibi Dedeoğlu ailesi kendi evinde, evinin bahçesinde saldırıya uğruyor. Bu saldırıda çok sayıda aile bireyi yaralanıyor, darp ediliyor. Ciddi anlamda hayati tehlikesi olan birkaç kişi hayati tehlike geçiriyor. Saldırganlardan bazıları tutuklanıyor. Daha sonra aile bireyleri iyileşip taburcu oluyor ve onunla ilgili şu anda zaten bir devam eden adli süreç var. Yani dolayısıyla birkaç gün önce gerçekleşen katliam durup dururken gerçekleşen bir katliam değil. Katliamı gerçekleştiren kişi daha önce saldırıda bulunan ailenin bir yakını. Bunun bilgisini de edindik. Bu nedenle bu olayların tamamının birbiriyle bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Bunu hiçbir olayı tek başına ele alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Hatta katledilen ailenin yakınları bize aileye çok telkinde bulunduklarını, o köyden taşınmalarını istediklerini, güvende olmadıklarını, mutlaka şehir merkezine taşınmaları gerektiğine dair telkinlerde bulunmuşlar. Ama yaşamını yitiren Yaşar Dedeoğlu, ailenin büyüğü, babası, 30 yıldır orada yaşadığını, böyle bir sonla karşılaşma ihtimali olamayacağını, hani böyle bir şeyi başlarına geleceğini anlaşılan tahmin etmemiş. Yani dolayısıyla bu bile aslında ortada bir nefret sahiki olduğunu gösteriyor. Çünkü diyor ki bizim aramızdaki bu husumetler çok öyle büyük, ciddi, hani kan davası biçiminde husumetler değil. Basit anlaşmazlıklar. Ama maalesef böyle bir son gerçekleşmiş. Yani dolayısıyla daha önceden yaşanan husumetlerin devamı niteliğinde bir kavga gibi algılanması da doğru değil. Çünkü bir kişinin planlayarak gelip böyle bir katliam yapması gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani bu seferki olay, katliam olayı daha profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmiş. Böyle anlaşılıyor. Yani toplu bir saldırı değil, bir kişinin belki de kimler tarafından sevk edildi, gönderildi, ona yardım edildik. Mesela örneğin şu anda bulunamıyor bu kişi. Birileri onu saklıyordur. Ne olduğunu tam bilmiyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir başka boyutu, şimdi bu kadar ciddi bir saldırı olmuş 12 Mayıs'ta. Konya Emniyeti ve Jandarmasının o mahallede, yani o köyde gerekli güvenlik önlemlerini, tedbirlerini alması, tabiri caizse teyakkuzda olması gerekirdi. Veya biz hani birçok bu tarz olaylardan sonra şunu hep gözlemliyoruz. Hani belki bunu yadırgayabilirsiniz. İşte örneğin ilim valisi veya emniyet müdürü devreye girer. Eğer o aileyi koruyamayacağını düşünürse taşınma teklif eder örneğin. Veya barıştırır onları. Tabii ki başka yöntemler devreye koyar. Saldıran aileyle ilgili tedbir alabilir. Saldırıya uğrayan aileyi koruyamayacağını düşünürse taşınma teklif edebilir, barıştırma yolunu deneyebilir. Şimdi bu tarz yöntemler anlaşıldığı kadarıyla pek uygulanmamış. Bu da aslında ihmalden öte ciddi bir durum aslında olduğunu gösteriyor. Yani işin bir de bu yanının incelenmesi ve araştırılması gerekir. Çünkü hayati tehlike nedeniyle saldıranların tutuklandığı bir olaydan bahsediyoruz. Ve o olay esnasında basına yansıyan görüntüler var. Bazı insanların kendilerini ülkücü olarak tanıtıp biz burada Kürt istemiyoruz diye bağırdıklarını ve buna dair de saldırıya uğrayan aile bireylerinin beyanlarını biliyoruz örneğin. Yani dolayısıyla birçok hususu yan yana getirdiğimiz zaman
maalesef aslında önlenebilecek bir saldırının, ciddi tedbirler alınarak önlenebilecek bir saldırının maalesef önlenemediği sonucuyla da karşı karşıyayız. Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir de şey deniyor, saldıranların koruma kararı alındığı ama saldırıya uğrayanları hakkında koruma kararı verilmediği. Keza O yanlış bir bilgi. Her iki aileden de, özellikle kadınlar olduğu için, her iki aile bakımından da koruma kararı alınmış durumda. Yani saldırıya uğrayan aileyle ilgili de koruma kararı var. Dolayısıyla burada ama pasif koruma kararı, her iki aile bakımından da, yani çağrı üzerine koruma. Halbuki bu tip olaylarda daha etkili koruma yöntemlerine başvurulması gerekirdi. Yani dolayısıyla orada bir eksik bilgi var. Her iki aile bakımından da pasif bir koruma kararı alındığı bilgisini edindik. Ama tabii bu tarz olaylarda yeterli olmayan bir koruma kararı, onu belirtebiliriz. Son olarak sormuştum ama yeniden, sizin pek çok benzeri olayda gidip raporlandırma ve kamuoyuna bilgi verme konusunda bir geleneğiniz de var. Mazlumlar da bunu yapardı. Geçmişte meclis araştırma komisyonları da bunu yapardı. Fakat bu sefer örneğin işte daha önce yine heyette bulunan Sayın Gök Roboski'ye gidip gelip arkasından Roboski'de yaşananları raporlandıran, kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yapmıştı. Bu sefer Abdüllatif Şener'in cümlesi olayların altına girmeye gerek yok, şunu bilmemiz gerekmektedir ki bugün gerçekten hassas bir gündür. Bu tür olaylar cereyan ettiğinde duygularımız, heyecanlarımız, nefretlerimizle konuştuğumuz zaman ülkemize faydalı olmayız diyerek basın açıklamasını adeta bilgi vermemek üzerinden ve bir Konya güzellemesi yapmak üzerinden tamamlanıyor. Hiç kuşkusuz Konya'da çok fazla sayıda, her yerde olduğu gibi İstanbul'da, Ankara'da, Siirt'te, Manisa'da çok güzel bir sürü insan vardır. Ama farklı insanlar da vardır. Yani hani bu tip bir olay karşısında gerek bir siyasal parti gözlem heyetinin söylemesi gereken bu mudur? Veya meclis araştırma komisyonunun gitmekten vazgeçmesi. Hani siz bu açıdan ne düşünüyorsunuz? Örneğin siz kamuoyuna bir müddet sonra açıklama yapacak mısınız? Elbette ki biz araştırma ve inceleme sonuçlarımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Yani siyasi partilerin anladığım kadarıyla bazı hassasiyetleri olabilir. Fakat Türkiye'de artık şunu görmek gerekir. Bazı sorunlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Türkiye'nin her dönemi hep hassas oldu. Hiç hassas olmayan bir dönem ben hatırlamıyorum. Yani hep hassasiyet var diye sorunları ötelemek ve yüzleşmekten kaçınmak, sorunların daha da büyümesine bakın sebep oluyor. Keşke Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bir alt komisyon kursaydı ve o komisyonda bulunan bütün siyasi partiler keşke gidip bu olayı inceleselerdi. Çok daha iyi olurdu. Emin olun belki bizden daha fazla bilgiye sahip olurlardı. Çünkü resmi bir komisyon, her türlü gerçeği açığa çıkarabilirlerdi. Tabii bazı kaygılara bürünmüş oldukları anlaşılıyor. Çünkü ortada sadece bir nefret saikiyle yapılan bir saldırı değil ama aynı zamanda kamu idaresi bakımından da çok ciddi ihmallerin olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Sadece bu değil ki. O kadar çok olayda kamu idaresinin ihmallerini görüyoruz ki bak. Bir de şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani hepimiz hukukçu olmasak da biliriz ki şimdi soruşturmanın devam ettiği bir yerde, soruşturma henüz kovuşturmaya dönüşmemişken, yani iddianame yokken, dava açılmamışken kesin kanaatlerin ortaya konması doğru değildir. Ben özellikle ileride benzer saldırıların önlenmesinin tek yolunun bu tarz saldırı olaylarının bütün iç yüzüyle öğrenilmesi olduğunu düşünüyorum. Bakın Roboski örneğini siz verdiniz. Orada birçok gerçek karartıldı. Ondan sonra Türkiye'de ne kadar çok Roboski yaşandı, öyle değil mi?
Yine biz o kadar çok linç teşebbüsü ve linç saldırıları sonucu yaşamını yitiren, yaralanan, sürgün edilen, evi barkı yakılan insanlarla ilgili o kadar çok raporlar yayınladık ki hep aynı şeyi söyledik. Türkiye'nin artık gerçekten nefret suçlarının tamamını düzenleyecek, nefret söylemini yasaklayacak bir özel mevzuata ihtiyaç var. Ya, Türkiye çok kültürlü bir ülke. Çok etnik yapılı olan, çok inanç grubu olan bir ülke. Bu gerçeği görecek bir noktadan şu anda ceza yasasında sadece dağınık halde, eksik bir şekilde 5 tane nefret saikini cezalandıran madde var. Ve bunlar yeterli değil bakın. Yani dolayısıyla yıllardır şunu söylüyoruz. Nefret suçları düzenlensin, nefret söylemi yasaklansın. Belki bu tip olaylar buna vesile olabilir. Hani siyasi partiler bazı gerçekleri belki kamuoyuyla paylaşmak istemeyebilir. Kamuoyundaki farklı hassasiyetler provoke edilebilir, endişesi taşıyor olabilirler. Ona bir şey diyemem ama bir yandan da bir gerçek var. Bu saldırıları nasıl önleyeceğiz? Dolayısıyla bunun yolunun da yüzleşmek olduğunu düşünüyoruz. Yani insan hakları savunucularının bakış açısı budur. Sorunla yüzleşmekten kaçınmak yerine sorunu çözmenin en önemli yolu yüzleşmekten geçer. Ben bu şekilde bir yöntemin daha fazla sonuç alacağı kanaatindeyim. Bakın nitekim gerçekten her siyasi partiden insanlar geldiler. Taziyelerde bulundular, üzüntülerini paylaştılar. Samimiydi bu insanlar. Ama bu samimiyeti bir de yaşanan olayın açığa çıkarılması noktasında da göstermek gerekir bakın. O zaman belki de gelecekte olabilecek benzer saldırılar önlenebilir kanaatindeyim. Birçok konuya değinmeyeceğim. Hani şu anda siyasal ortamın içinde bulunduğu durum, siyaset dilinin maalesef nefret söyleminden arınmamış olması, siyasetçilerin sorumluluğu, bunlar çok önemli konular. Hani bugün biraz daha sakin bir söylem duymaya başladık. Siyasetçilerin bence kesinlikle konuşmalarına, dillerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Madem bu kadar hassas bir dönemdeyiz, o halde çeşitli siyasi partiler üzerinden, çeşitli siyasi kesimler üzerinden nefret söylemini kullanmamak gerekir. Çünkü o siyasi partilerin tabanları vardır, onlara oy veren seçmenler vardır ve bir de Türkiye'de öyle kelimeler kullanırsınız ki ne yaparsanız yapın ucu Kürtlere dokunur. Ne yaparsanız yapın ucu Alevilere dokunur. Ve yine Müslüman olmayan diğer dini inanç gruplarına dokunur. Bu Türkiye gerçekliğidir. O zaman siyasilerin buna çok daha dikkat etmesi gerekir. Hani bunu söyleyebilirim. Ama Meclis İnsan Hakları Komisyonu gelmesi gerekirdi. İnceleme yapması gerekirdi. Fikri Bey işte 90'lı yıllarda bu çalışmaları çok yaptılar. Keşke şimdi de yapılsa ama şimdi maalesef Azerbaycan'a giden bir insan hakları komisyonumuz var. Ama Türkiye içindeki olayları incelemekten kaçınan bir insan hakları komisyonumuz var. Halbuki bu meclisin görevidir. Eğer birlikte olacaksak, toplumsal barışımızı güçlendireceksek, toplumsal barışa zarar verecek olayları engelleyeceksek, bunun en iyi yolu mecliste grubu bulunan siyasi partiler tarafından oluşturulmuş komisyonların birlikte çalışma yapmasıdır. Hani ben de bunu söyleyebilirim. Siz bu birlikte çalışmayı yapmaktan kaçınırsanız maalesef korkarım ki bu tarz benzer olayları önleyemezsiniz. Bunlar söylenebilir. Ahmet Faruk. Şimdi şunu söyleyeyim. Öncelikle tabii İHAD'nin çalışmasını çok kıymetli buluyorum. Umarım çok geç kalmadan bulgularını paylaşırlar kamuoyuyla. Tabii şimdi bir fail var ve kamera kayıtları bugün sosyal medyaya düştü. O failin yakalanmamış olması bir tabii sorun. Muhtemelen herhalde çok uzak olmayan bir gelecekte onu da yakalayacaklardır. Nereye kaçacak bu adam? Ama bu failin bu katliamı, fiili hangi saikle işlediği meselesi belki de hiçbir zaman açığa çıkmayacak. Ya da siyaset, mevcut iktidar dili onu kendi istediği şekilde bir kamuoyuyla paylaşacağı bir ifadeye de dönüştürebilir. Bakın bunlar hakikaten ortaya çıkmayabilir. Çünkü çok kişisel meseleler yani. Ama burada Türkiye toplumunun yaşadığı
yıllardır, özellikle işte 2015 2016 sürecinde, yani 7 Haziran ve ondan sonrasında başlayan, kurulan nefret diliyle Türkiye'de yaşamakta olduğumuz ortam, bu çok etnikli, çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı toplumun bütünlüğünü ciddi anlamda tehdit eder bir dil, bir kültürel atmosferin yaşandığını görüyoruz. Bu o kadar kırılgan bir nokta ki, buna eğer dikkat edilmezse nelerin ortaya çıkacağını hep beraber gördük. Tahmin etmek de çok zor değil. Tabii siyasetin dili çok büyük. Burada bir nefret dili üzerinden toplumu dolduruyor. Şeyi hatırlatmak isterim ben. 1992 Nevruz'unda Alanya'da ve Fethiye'de bazı Kürtlere, Kürt mahallelerine saldırılar olmuştu. O zaman HEP yöneticileriyle Alparslan Türkeş görüştü ve olayları yatıştırmışlardı. Ama bugün siyasal iktidarı kullananların dilleri ya küfür ya hakaret, ama mutlaka bağırarak ve parmak sallayarak gidiyor. Dolayısıyla bu ortamda, yani toplumun sakin olmasını beklemek çok zor. Organize bir ırkçılığın şey yapılması, teşhis edilmesi, bulunması belki çok kolay. Emredenleri ve failleri bulabilirsiniz, ama bu ırkçılığın lümpenleşmesi ve durumdan vazife çıkartır bir noktaya varması en tehlikeli olanı. Çünkü artık ne zaman hangi olaydan öfke duyup nasıl bir vazife çıkarttığı meselesi çok kontrol dışı bir hale gelir. İşte Manavgat'ta bu orman yangınları vesilesiyle gördük. İnsanlar yol kesip sanki asayiş görevlileriymişçesine kimliklere bakarak işte doğum tarihler, doğum yerlerine göre insanları suçladıkları, kovaladıkları, linç etmeye çalıştıkları bir süreç yaşadık. Benzer olayları işte Deniz Poyraz meselesi malum, İzmir'de işte bir genç kızımızı HDP il binasına yapılan saldırıyla kaybettik. Hatta bırakın İzmir il başkanlığına, 7 Haziran 2016 seçimleri sonrasında, 2015 pardon, HDP genel merkezi yakıldı. Şimdi bu kadar büyük bir nefret dili, eğer yakın dönemde Afyon'da, Ankara'da, eğer bunlar Adapazarı'nda bu nefret dili, yani bu kadar hesapsızca kullanılıyor ise, bunun bir şekilde sonuçları ortaya çıkacak. Ben şeyi hatırlıyorum, 28 Aralık 2012'de Afyon'un Sultan Dağı'nda olaylar olmuştu. O zaman ben bir sivil toplumun genel başkanı idim insan hakları ile ilgili. Oraya raporlama çalışmasına gitmiştik. 5-6 bin nüfusu çok küçük bir yerdir Sultan Dağı. Ama gerçekten orada gördüklerimiz, orada tanık olduklarımız inanılmaz korkunç şeylerdi. İnsanlar, yani Kürtlerin yaşadıkları mahallelere, yani bir gün önce gayet iyi komşuluk yaptıkları, hatta kız alıp verdikleri ailelere taşlarla, sopalarla evlerini, arabalarını tahrip etmişlerdi. Ve hatta Kürt aileler, yani Türk ailelerin Kürt gelinleri ya da Kürt damatları var ise, onlar ekmek almaya gittikleri zaman, eğer fazla ekmek almışlarsa, siz onları akrabalarınıza, gelinlerinize ve damatlarınıza götüreceksiniz diye ya tehdit edildikleri ya da fazla ekmek satılmadığını ben kendi kulaklarımla duydum. Tabii devlet bunları bir ırkçı sahikle işlenmiş diye söylemedi, ama hepimiz, yani herkes biliyordu ki bu işler öyle olmuyor. Dolayısıyla yani siyaset diline dikkat etmezse eğer, kullandığı dile, bunun işte Afyon'da, Manavgat'ta, Konya'da, Sivas'ta, Çorum'da, İstanbul'da, Balıkesir'de, Antalya'da nasıl sonuçlar doğuracağını hesap etmesi lazım. Bu münferit olayla ilgili katılıyorum. Tabii fail yakalanacak. Muhtemelen işte söyleyeceği şeyler, bu toplumsal kırılmayı tetikleyecek şeyler olmayacak. Belki öyle kamuoyuna yansıtılacak. Ama bilelim ki bugün yaşananlar
siyasetin ırkçı ve milliyetçi, aşırı milliyetçi dilinin sonuçlarıdır. Evet. Fikri Sağlar, sen nasıl gözledin? Senin yorumun? Ben öncelikle Sayın İHADE Eş Genel Başkanı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bugün Türkiye'deki duyarlı iyi insanların bulunduğu bir örgüt ve onlar devletin yapması gerekenleri yapmaya çalışıyorlar. Ondan dolayı teşekkür etmek isteriz. Umardım ki Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun bir alt komitesi gelip olayı ciddi bir şekilde izlesin. Çünkü onun yetkileri var. Sayın Öztürk Türkdoğan'ın söylediği gibi valiye gerekli olan bütün kamu erkanına istediklerini sorabilirler ve onlardan doğru cevap almayı beklerler. Ama yapmıyorlar. Aslında niye yapmadıkları çok açık. Bugün biz Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ucube rejimiyle yaşıyoruz. Yani hep eski anlayışımızı, eski alışkanlıklarımızı devam ettiriyoruz. Ama bugün öyle bir rejim yaşanıyor ki insan hakları ortadan kalkmış, yargı ortadan kalkmış, bağımlı ve taraflı hale gelmiş. Bir kişinin söyledikleri kanun gibi görünüyor. İsterse Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını reddedebiliyor, isterse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını kabul etmiyor. Ve sürekli, özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra ayyuka çıkan bir anlayışla ciddi bir şekilde nefret ve kin yayan bir uslup kullanılıyor. Her vesileyle. Mesela affedersiniz Ermeni diyerek Ermenileri aşağılayan sözler edebiliyor. İşte Uludere katliamında onlar Kürt kaçakçılardı zaten diyen İçişleri Bakanlığı ve onu koruyan dönemin yetkilisi başbakanını biliyoruz. Her vesileyle özellikle 2018 seçimlerinden sonra da HDP ve HDP'ye oy veren seçmenler, hatta HDP ile yan yana durmaya çalışan siyasi partiler de terörist olarak ilan ediliyor. Yani her vesileyle bu programlarda söylüyorum, siyasi tarihimizde bu kadar dışlayıcı, inkar edici bir politika izlenmedi. Türkiye'de bugün Kürtler, Aleviler, devrimciler, düşünen her insan dışlanan bir politika izleniyor. Yani itham edilerek bir politika izleniyor. HDP kapatılıyor. HDP'nin seçmeni terörist muamelesi görülüyor. Ama işin garibi, trajikomik olayı da o seçmeni de oylarını da talipler. Yani bir taraftan da sinyaller de vermeye çalışıyorlar. Şimdi anlayış bu olursa, buna uygun üslup sürdürülürse Sayın Türkdoğan'ın dediği gibi bir köyde yaşayan 30 yıl boyunca da o köyde yaşayan insanın ırkı, inancı diğerleri tarafından hep farklı olarak görülecek ve farklılıkları da kabul etmeyen bir anlayış yeşertilecek. Nitekim de bugün geldiğimiz nokta da bu. Oysa bu ülkede gerçekten demokrasiyi isteyen, insan hakları konusunda en cimri davranılan Kürtlerin insan olduklarını anlatabilecek bir siyasi uslubu, bırakın siyasi uslubu, bir genel kültürün oluşturulması gerekiyor. Ama bugünkü iktidar giderek ayrıştıran, yabancılaştıran ve insanları farklılıklarından dolayı birbirleriyle çatıştırarak kendi koltuğunu koruyan bir politika izliyor. Ya bu uslup, bu iklim Türkiye'de maalesef ileride daha başka olayların da nedeni olacaktır. Yani Sayın Türkler köylülerin bir kısmının bu işi sahiplenme doğrultusunda, yani barış yönüyle ilgili olabilecek
anlayışlı sergilediklerini söylüyorlar. O da Sayın Türk Doğan'ın da çok uslubuna dikkat ederek bir çatışmacı noktaya getirilmesini istemiyor. Doğal olarak hepimiz istemiyoruz ama gerçekleri görüp teşhisi iyi koyup o teşhise uygun çözümler bulmak zorundayız. Bu çözüm siyasilerin en başta AKP Genel Başkanı'nın eğer orada 7 kişi katledilmişse, büyük katliam olmuşsa bu katliamın nedeni bence bugün Türkiye'de tek adam rolüyle her şeyi oynayan kişidir sorumlusu. Yani çok uzak değil, Suruç'ta gençlerin katledildiği günü almak istedi gençler. Polis cobuyla, gazıyla ve şiddetiyle karşı karşıya kaldılar. Ya alma, ölen insanın arkasından ağlamak, onların ölme nedenlerini gelecek kuşaklara aktarmak, en azından arkadaşını yad etmek isteyen bizim kültürümüze uygun bir hali siz polis cobuyla, gazıyla, kalkanıyla, şiddetle yok ediyorsunuz. Yürüyüş yapıyor, anayasada yürüyüş hakkınız var. Konuşanı al diyen polis şefleri var. Şimdi bunlar, bu üslup nefreti, kini, hıncı, bir de onunla beraber hıncı büyütüyor. Bunun nedeni bu iklim. Eğer biz bugünkü yönetimden kurtulamazsak, bu iklimden kurtulamazsak, evet öteden beri var olan bir olayı daha da derinleştiren, çözümsüz hale gelmesine neden olacağız. Hatırlayın, çok uzak değil. Alevilerin evlerinin kapılarına işaretler konuldu. Dönemin İçişleri Bakanı çocukların yapmış bunu. Ama öyle olmadığı sonradan ortaya çıktı. Her vesileyle birbirine düşman edilmeye çalışılan, farklılıklarına, ırkı, dili, mezhebi, cinsiyeti, inanışı farklı olan herkesin yabancılaştırarak birbirlerine düşman edilmesi bu toplumun birlikteliğini ve bu halkın ümmetleşmesini isteyenlerin yaptığı bir oyun. Bu oyunu iyi görmeliyiz. Ben o nedenle Sayın Türk Doğan'a, İHAD eş genel başkanına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah ileride yaptığınız raporunuz yetkilileri uyandırır. Ama ben doğrusu kendi başımdan geçen bir şeyi daha aktarmak isterim. Gizli olaylarında gençlerin yakıldığı, binaların altında yakıldığı olayları gidip inceleyen ve bunu raporlaştıran kişilerden bir tanesiyim. Maalesef benim partimde, mecliste, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri de o raporu kale almadı. Ama Avrupa Parlamentosu o raporu kale alan bir çalışma yaptı. Dilerim ki insan hakları gerçekten Türkiye'de sahiplenen, saygı duyulan bir temel hak halinde olur. Evet. Söylediklerin çok önemli. Şimdi aslında dönüp bu olayın üzerinden niçin son dönemde pek çok şehirde uzun zamandır orada yaşamakta olan Kürtlere yönelik benzeri tepkiler gelmeye başladı sorusuyla yüzleşmeye kalktığımızda aslında 2015-2016'dan sonra ama özellikle son 1-2 yılda giderek artan, farklı olmayı bir sorun haline getiren iktidar dilinin, iktidar medyasının dilinin ve güvenlik bürokrasisinin davranışlarının aslında bu tip örnekleri cesaretlendirdiğini, az önce Ahmet Faruk'un işaret ettiği popüler, faşizan, ırkçı herhangi bir tepkisini, bu tepki kendisinin işsiz kalması da olabilir. Veya işte Konya'da gördüğümüz gibi mera, hayvan otlatma ve benzeri bir rekabet de olabilir. Ki bunun örneklerini biz çok geçmişte de yaşadık. Yani Maraş'ın derinine, 78 Maraş'ın derinine gittiğimizde aslında Maraş kentinde Alevi Kürtlerin artık ticari alanda da bir pozisyon almasının hazımsızlığını da görmeye başladık. Kısa bir zaman önce 21 Temmuz'da 43 yaşında Diyarbakırlı yine Hakim Dal isimli insanın öldürülmesi örneği de yine aynı mekanda yaşandı. En azından ondan ders çıkartmak veya işte
bu ailenin önceki uğradığı saldırı karşısında az önce Öztürk Türkdoğan'ın belirttiği gibi devletin daha müdahil, daha barıştırıcı, daha koruyucu bir pozisyon almasını sağlayan bir irade gerekiyordu. Oysa bunlar olmadı. Bence işte Abdülatif Şener, doğrusu geçmişte muhalif partiler sağdan da olsa hep giderlerdi. En azından orada iktidarın görmek istemediği şeyleri dillendirirlerdi. Doğrusu Abdülatif Şener'den ben böyle bir açıklamayı beklerdim. Memleket de bunu beklerdi. Çünkü mesela Konya'nın işte Mevlana'ya atıfla ne olursan ol sözünden hareketle bir hoşgörü kenti olarak tanımlamak evet, ama bununla uzlaşmayan işlerin de Konya'da olabildiğinin bir örneği ve dolayısıyla önümüzdeki dönemde bunların azalması, farklı düşünen Konyalı'nın ya bu Konyalılığıma yakışmaz, bu Türkiye'liğime yakışmaz, bu Müslümanlığıma yakışmaz deyip en azından onu rehabilite edecek ve benzeri şeyleri bir daha yapamaz, yaptığında utanmasını sağlayacak bir atmosfer inşasına ihtiyaç vardı. Veya Aytun Çıray'ın mesela münferit hadise büyütmeyin diyen o dili yerine tam tersine ya ne oluyoruz bize, biz eskiden böyle yapmazdık diyen bir tarzına ihtiyacımız var. Bir Konyalı veya İstanbullu veya Ankaralı şunu düşünmek zorundayız. Bir Kürt kendi ana diliyle sokakta rahatlıkla konuşamayacak mı? Bir çiftçi, bir işçi arkadaşımız, bir mühendis arkadaşımız Kürt kimliğini sahiplenen bir yerden bizim arkadaşımız, dostumuz olamayacak mı? Yani bunlar üstünden düşündüğümüzde yüzleşmenin bu olay ve benzeri olaylar vesilesiyle mutlaka daha ciddiye alınması lazım. Oysa görebildiğim kadarıyla iktidar son dönemde sadece içeride değil, komşu ülkelerdeki Kürt'ün hak elde ettiği her türlü örneği adeta bir beka, bir problem, bir bölünme riski olarak anlatarak aslında içerideki bu popüler sağcı, popüler ırkçı veya kendi derdinin çaresini aramaya çalışan sıradan vatandaşı adeta dönüp işte göçmene, ki burada göçmen de değil, burada bu ülkenin, bu toprakların yerlisi, hatta şeyi bile söylemek lazım, yani Konyalı Türk eğer Orta Asya'dan geldiğini düşünüyorsa bu Kürt kardeşi zaten burada olan bir insandı. Yani onunla bir empati yapmak falan üzerinden bir yaklaşım. Bunun için de siyasi partilerin, hem muhalefet hem iktidar siyasi partilerinin gerçekten bugünkünden farklı bir tutum takınmaları lazım. Sayın Türkdoğan, aslında çok az zamanımız kaldı ama hani siz bu tip örneklerin de düzenli gözlemcisi, düzenli rehabilite edicisi, çok önemli bir kurumun başkanı olarak, eş başkanı olarak ne dersiniz, nasıl toparlarsınız? Yani biraz önce ifade etmiştim, Türkiye öncelikle mevzuatından başlayarak nefret suçunu doğru tanımlamalı, ayrımcılığın temellerini, eksik olan temelleri, etnik köken gibi, inanç veya inançsızlık gibi, cinsel kimlik ve cinsel yönelim gibi bunları mevzuatına kazandırmalı ve ayrımcılıkla mücadele noktasında etkili tedbirler almalı. Ve elbette ki ceza yasasındaki bu eksik düzenlemeler AGİT tavsiyelerine uygun olarak ve yine Avrupa ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı komitenin tavsiyelerine uygun olarak yeniden düzenlenmeli ve bu konuda da tabii ki başta kolluk birimleri olmak üzere savcılıklar da daha etkili soruşturma ve kovuşturma yöntemlerine başvurmalı. Bu bir süreç. Bununla ilgili bir kültür oluşması gerekiyor. Bunun yolu da siyasilerin kullanacakları dile, kullanacakları usula çok dikkat etmeleri gerekiyor. Madem iktidar ve ana muhalefet bu konuda çok hassas olmamız gerektiğini söylüyor, o halde iktidar mensuplarının dillerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Tabi bu arada Sayın Kılıçdaroğlu'nun da çok sert bir uyarısı olmuştu. Bu katliam yaşandıktan sonra bunu da dikkatimi çekmişti. Bunu önemli buluyorum. Gerçekten bizi bir arada tutan bazı değerler var ki birileri eğer gerçekten bunun üzerine çok fazla oynamak istiyorsa hepimizin buna mutlaka karşı çıkması gerekiyor. Çünkü toplumsal barış hepimizin muhafaza etmesi gereken bir konu, ama Türkiye
sorunlarını çözmeli. Yani Kürt sorunu çözümsüz kaldığı sürece, Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı talepleri karşılanmadığı sürece ve daha bir dizi sıralayabileceğim temel sorunlar çözülmediği sürece maalesef bu tip sorunları çok konuşacağız. O yüzden gerçek bir yüzleşme sürecine girilerek ancak bu sorunları çözebiliriz. Yani bu genel hatlarıyla bunları söyleyebilir. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk Türkdoğan. Sevgili arkadaşlar, size söz veremiyorum. Zamanımız bitti. Değerli artık... Başkanım, teşekkür ederiz biz de. İyi geceler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun Öztürk Bey. Değerli Artık Televizyonu izleyicileri, gerçekten Konya'daki olaydan hareketle hoşgörülü, hoşgörü de aslında doğru bir kelime değil, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, hani Yunus Emre der ya, sen sana ne sanırsan, ayrıa da onu san. Yani başta Konyalımız ve diğer tüm şehirlerden insanlarımızın mutlaka kendisi için hak gördüğü bir şeyi, kendisinden farklı gördüğü herkes için, Türkiye özgürlüğünde özellikle Kürtler ve Aleviler için hak olduğunu kabul eden bir vicdani, ahlaki düzeye mutlaka el birliğiyle yükseltmemiz lazım. Bunun hepimizin ekonomik hayatından, moral değerlerimize, gelecekten yana umutlarımıza kadar her şeyi nasıl büyüteceğini el birliğiyle göreceğiz. Sonraki hafta bir başka gündemde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.